Abdülkadir Selvi Hürriyet Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu davet ederek hangi mesajı verdi? Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun CHP grubuna katılacağını sosyal medya hesabından duyurup bir de altına geliyor gelmekte olan anonsunu koyunca CHP'ye yakın medya Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor diye yayınlar yapınca CHP grubunu izlemek kaçınılmaz oldu. Meclisin yolunu tuttum. Ekrem İmamoğlu'yla meclise eş zamanlı olarak girdik. Grup toplantısı başlamadan önce Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu bir süre makamında ağırladı ve bingo. Fotoğraf savaşı. İlk fotoğraf geldi. Meral Akşener'in sevinçle Ekrem İmamoğlu'nun boynuna sarıldığı fotoğraf karesinden sonra bu kez Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun boynuna sarıldı. Bu fotoğrafa bakınca Ekrem İmamoğlu'nun vücut dili dersi aldığını düşündüm. Çünkü elini Kılıçdaroğlu'nun omzuna atarak inisiyatif bende mesajını vermeyi ihmal etmedi. Yan yana yürüdüler. CHP grubuna meclis koridorlarından geçip yürüyerek geldiler. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yan yana yürüyordu. İmamoğlu Seyit Torun'la kol kola yürüdü. Kılıçdaroğlu'yla sohbet etti. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun el ele kol kola yürümesini bekleyenler pek memnun kalmadı. İmamoğlu, Seyit Torun'la konuşarak heyecanını yenmeye çalışıyor gibi bir izlenim verdi. Kılıçdaroğlu ise gergindi. El ele, omuz omuza sloganları. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, grup toplantısının yapıldığı salona girince, el ele, omuz omuza sloganları yükseldi onu Nazım Hikmet'in ''Güzel günler göreceğiz, güneşli günler'' dizeleri takip etti. Mansur Yavaş'ın da destek için salonda bulunacağı söyleniyordu ama Yavaş yoktu. CHP grubunda haliyle her zamankinden farklı bir hava vardı. Oturumu yöneten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İmamoğlu'nu anons edince salondan önce alkışlar yükseldi. Sonra el ele, omuz omuza sloganları atıldı. Belli ki partililer Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun el ele yan yana olmasını istiyorlardı. Partide çatlak istemiyorlar, birlik ve beraberlik mesajı veriyorlardı. Messi mi, Ronaldo mu? CHP'ye yakın medya çok yoğun ilgi göstermişti. Messi gelmiş, görelim dedik diyenler vardı. Messi mi olur, yoksa Ronaldo gibi kupaya erken mi veda eder belli değil dedim. CHP'ye yakın gazeteciler, İmamoğlu'cular ve Kılıçdaroğlu'cular olarak ikiye bölünmüşlerdi. İmamoğlu'cular, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu kürsüye davet edip kolunu kaldırmasını, böylece İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesini bekliyordu. Hayal kırıklığına uğradılar. Kılıçdaroğlu'cularsa sadece Meral Akşener'e mesaj vermekten öte bir şey beklenmemesi gerektiğini savunuyorlardı. Onlar haklı çıktı. Kılıçdaroğlu kürsüde Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında beklenti ilk iş olarak Ekrem İmamoğlu'nu kürsüye davet edip bir konuşma yapmasını teklif etmek ve kürsüde birlik beraberlik görüntüsü vermek yönündeydi ama olmadı. Kılıçdaroğlu konuşurken kameralar Ekrem İmamoğlu'na dönmüştü. Kılıçdaroğlu kürsüde tam 45 dakika kaldı. İlk 37 dakikada Ekrem İmamoğlu konusuna girmedi önce Mithat Sancar'ın HDP binasına sokulmamasına değindi. Sancar'a destek verdi. HDP ile Kılıçdaroğlu arasında farklı bir temas yürüyor. Fırsat olunca ona değineceğim. Şimdi tekrar Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına döneceğim. Kılıçdaroğlu kürsüde taşeron işçiler sorununa mı değinmedi? 28 Şubatçı paşalar için çağrı mı yapmadı? Hatta ve hatta süt üretiminin bile üzerinde durdu ama bir türlü Ekrem İmamoğlu konusuna gelmiyordu. 37. dakikanın sonunda Ekrem İmamoğlu konusuna değindi. Baba-oğul ilişkisi İlk olarak Ekrem İmamoğlu ile aralarında olan yakınlığı anlatma gereği duydu. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğiz. Biz Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz, dedi. Salondan alkışlar yükseldi. Ama İmamoğlu'nu kürsüye davet edip bunu söylese daha inandırıcı olurdu. Kılıçdaroğlu belli ki Meral Akşener'e mesaj vermişti. Çünkü Ekrem İmamoğlu Akşener'e abla diyor, Akşener de ona Ekrem diye hitap ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir ablası vardı. Şimdi bir de siyaseten bir babası oldu. Ama bu baba Demirelli şarkı sözlerinde olduğu gibi ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur türündeydi. Siyasette ne baba-evlat ilişkisi gördük? Ecevitle Hüsamettin Özkan ilişkisi baba-oğul ilişkisi değil miydi? Ne oldu? Ecevit'e en büyük darbeyi Hüsamettin Özkan vurdu. Ekrem İmamoğlu'nda da o potansiyel var. Ve final. Her defasında Kılıçdaroğlu'nu kimse hafife almasın diyorum. Kılıçdaroğlu yine Ekrem İmamoğlu hakkında 16 milyonun sevgilisi dedi oysa Akşener 85 milyon arkanda diyerek cumhurbaşkanı adaylığını ima etmişti ama Kılıçdaroğlu sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın başkan kal mesajını verdi. Kılıçdaroğlu'nun finali ilginçti. Herkes Bay Kemal'i beklesin dedi ve kürsüden indi. O sırada gözlerim Ekrem İmamoğlu'na takıldı. Beni bunun için mi Ankara'ya davet ettiniz? der gibi bir hali vardı. Sonuç ne oldu? Kılıçdaroğlu hem parti içine birlik beraberlik mesajı verdi hem de Saraçhane'deki görüntüler nedeniyle Akşener'in bir adım önüne geçmeye çalıştı. Büyük fotoğraf. Ama asıl büyük bir fotoğraf vardı. O da Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu Ankara'ya davet ederek bir kez daha cumhurbaşkanı adayı yapmayacağı mesajını verdi. Herkes Bay Kemal'i beklesin diyerek cumhurbaşkanı adayı benim dedi. Abdülkadir Selvi Who reads?